Değerli konuklar, hepinize merhabalar. Ben Atilla Köksal. Parasal konularda yaptığımız hatalar dizimize devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var, Doktor Erdal Karamercan. Erdal Karamercan, Eczacıbaşı Holding'in yönetim kurulu üyesi. Ama aynı grubun daha önce yıllarca CEO'luğunu yaptı. İstanbul Erkek Lisesi mezunu, Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve University of Virginia'dan yüksek lisans ve doktora dereceleri var. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olduğu için de ben ona abi diye hitap ediyorum. Dolayısıyla bu röportajla Erdal abi diye hitap edeceğim. Hoş geldin Erdal abi. Katıldığın için abi, çok teşekkür ediyorum. Abiler beni hiçbir zaman üzmüyor da amca dedikleri zaman çöküyorum. evet bana da amca diyorlar. Hatta geçenlerde birisi metroda bana yer verdi. Biraz bu tabii karantina günlerinden önce biraz üzüldüm açıkçası ama o da bir avantaj herhalde zamanla. Ben onun için metroya binmiyorum onun için Atillacı. Yer vermesinler diye yürüyerek gidiyorum. Evet. Çok teşekkürler Erdal abi. Bu yayında hep işte bireysel olarak yaptığımız hataları konuşuyoruz. Parasal konularda. Bu yatırım konularında olabilir. Harcamalar konusunda olabilir. Ürünleri yanlış kullanma konusunda olabilir. Siz de çok tecrübeli bir İş insanısınız, çok uzun yıllar çok büyük bir grubun yöneticiliğini yapmış birisisiniz. Çok doğru kararlara imzalar attınız ama eminim bireysel olarak sizin de benim gibi yapmış olduğunuz hatalar vardır. Bunlardan birini bizimle paylaşır mısınız? Bir de tabii bundan çıkardığınız bir dersi lütfen. Vallahi Atilla'cığım, tabii sen bunu bana daha önceden söylediğin için hazırlıklıyım. Yoksa düşünmem gerekirdi yüzlerce hata içinden hangisini seçeyim diye. Ama belki birçok kişinin başına gelen bir olayı ben de yaşadım. Bu 2007-2008 küresel finans krizi döneminde. Şimdi bir arkadaşımız, tanıdığım bir arkadaştı bu. Yurt dışında bir İsviçre Bankası'nın Türkiye'deki temsilcisi bana sık sık geliyordu o günlerde ve işte ya sizin varlıklarınızı değerlendirelim, kişisel birikimlerinizi değerlendirelim falan gibi böyle bir dolu ürün sunuyordu. Ben de aslında çok muhafazakar bir yatırımcıyım. Böyle çok da hani bilmediğim, anlamadığım diyeyim ürünlere falan çok fazla girmem. Onun için hep böyle kibarca reddediyordum. Fakat gel git o kadar çok gelip gitti ki çocuk. Ya dedim bari eli boş göndermeyeyim. Buna bir kısım birikimimi aktardım. Yurt dışında bir İsviçre Bankası'nda bir hedge fon. Çocuk o hedge fonu bana ballandıra anlatıyor. Performanslarını gösteriyor. Performans tam bir böyle yukarıya şey gibi, füze gibi çıkıyor performanslar. Ondan sonra bak abi diyor biri bir koyacaksın şunu kazanacaksın filan. Ben tabii hani kazanmak değil de kaybettiğim zaman neye üzülmeyeceğimi düşünerek bir miktarı da çocuğa devrettim. Aldı gitti. Ondan sonra bana aylık raporlar veriyor hedge fonla ilgili. İşte bak şöyle kazanıyoruz, böyle kazanıyoruz filan. Derken bir süre sonra ses seda gelmemeye başladı. Allah Allah, ben de merak ettim. Çocuğu aradım. Hıkmık falan etmeye başladı. Ne var dedim performansla bir. Yok dedi, performansla bir sıkıntı var ama toplarız. Toplarız falan dedi. İyi peki dedik. Sonra aradan bir zaman geçti. Yine ses seda yok. Ondan sonra baktım çocuk da yok. Bankadan ayrılmış. Eyvah. Ondan sonra ayrıldım abi dedi. Ben orada değilim dedi. Bu tanınmış bir İsviçre bankası. Peki ne yapacağım dedi. İşte orada benim yerime başka biri bakıyor. Yani iyi tamam dedi. Onunla konuşalım. Konuştuk. Valla dediler sizin tasarruflar gitti. Güme gitti. Ne oldu dedik. Nasıl güme gider? Valla dedi işte hedge fon yöneticisi o kriz dönemi sırasında oluyor bu zaten. Kazak fonlarına yatırmış, Kazak asetlerine yatırmış.
Kazak asetleri de sıfırlandı dedi. E ne yapacağız dedim. Valla işte hukuksal yollar var dedi. Hukuksal yolları önerdi. Bir şeyler yaptı falan. Ama alacaklı bir tek ben değilim tabii. Binlerce kişi sırada. Bir şey koparmak da pek mümkün değil. Birkaç ayda böyle gitti geldi. Ondan sonra sonuçta hani lafı uzatmak da istemiyorum. 100 koyduğum yerden 3 ile çıktı. 3. Evet. 3 ile çıktım. Dediler ki hani böyle bir anlaşma yapma zemini var. Bunu da kaçırmayın. Bunu kaçırırsanız hiçbir şey alamayabilirsiniz. Peki dedik yani ne uğraşacağım? Daha fazla uğraşmanın anlamı yok. Çünkü hakikaten bir şey koparmak mümkün değil. Evet. 100 üzerinden 3 ile çıktık. Evet. Buradaki derste. Ya yani bilmediğin ürüne ne girersin? O ürünün içinde ne var? O ürün nasıl değişiyor? Çünkü bunlar bir de aynı ürün değil. Yani sana bir şey gösteriyor. O sırada ondan sonra arkasında başlıyor çalışmaya fon. Onu alıyor, bunu satıyor, onu alıyor, bunu satıyor. Ve bunun üstünde bir yetkin, etkin de yok. Yani sen zaten anlaşmayla hakları oraya vermiş oluyorsun. Ondan sonra da bana büyük bir ders oldu. İçinde ne olduğunu bilmediğim ve kendimin yorumlayamadığı hiçbir finansal ürüne girmemeye karar verdim. Buna hatta daha da ileri boyuta götürürsek bir takım böyle çok aniden değer kazanan hisseler de dahildir. Eğer yorumlayamıyorsam, eğer o hisse sahibinin, o hisseyi pazara sunan kurum veya kuruluşun ne yaptığını, ne ettiğini, nasıl geliştiğini, nasıl gelişme ihtimali olduğunu da bilmiyorsam hiçbir şekilde oraya da tasarrufumu aktarmıyorum. Dolayısıyla o günden sonra daha da konservatif oldum. Çok yani çok güzel bir örnek bu. Benim bu kitabımda da parasal konularda yaptığımız hatalar kitabımda da hala üzerinde çalışıyorum. İki yatırım konusundaki hatalardan iki tanesi burada çok belirgin. Bir tanesi tanımadığınız insanlardan yatırım danışmanlığı veya portföy yönetimi hizmeti almamak lazım. Yani gerçekten veya tüyo almamak lazım. Orada büyük yanılgılara düşüyoruz. Bazılarımız berberde duyduğu bir tüyoyla yatırım yapıyor veya şoförden duyduğu, yolda duyduğu bir tüyoyla yatırım yapıyor veya Twitter'da duyduğu bir şeyle yapıyor. Bazı yatırım danışmanları, portföy yöneticileri maalesef ehil kişiler olmuyorlar. İşte bu arkadaş belli tipik öyle birisiymiş. Çünkü genelde tecrübesiz portföy yöneticileri veya yatırım danışmanları işler iyi giderken sizi ararlar, bilgilendirirler. İşler kötü gittiğinde hiçbir şey duymazsınız onlardan. Bu tabii çok tipik bir davranış. Halbuki olabilir yani yatırımlar kötü de gidebilir. Önemli olan orada yatırımcıyı sürekli bilgilendirmek. Ürünlerini, özelliklerini bilmediğiniz ürünlere yatırım yapmak yine bu hatalardan birisi. Burada işte görüyorum ben de birçok yatırım. Ben de yaptım zamanında. Mesela bir doğalgaz kontratına yatırım yapmıştım yıllar önce. Doğalgazın yükseleceğini tahmin ederek. Fakat o ürün aslında yanlış bir ürün değil. Yani fikir doğruydu. Doğalgaz yükseldi. Fakat benim ürün o yükselişi yansıtmadı. Çünkü vadeli piyasalara yatırım yapıyormuş. Vadeli piyasalardaki fiyat da zaten ben aldığımda yüksek olduğu için spot fiyat yükselince mesela hiç ben kazanamadığım gibi üstte biraz da zarar ettim hatta. Dolayısıyla bu bilmediğimiz, anlamadığımız ürünleri bir de tanımadığımız kişilerden geldiğinde geriye çevirmek lazım. Çok güzel bir ders. Bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben başta sizi tanıtırken şeyi unuttum söylemeyi. Tabii iyi bir Beşiktaş taraftarı. Bir de seyircilere söyleyeyim bunu. Yani Erdal abinin çok kıskandığım bir yönü var. O iyi bir müzisyen. Gerçekten çok keyifle izlediğim, konserlerini izlediğim bir müzisyen. Eczacı Dolabı mıydı grubunuzun adı? Evet, bir grubumuzun adı Eczacı Dolabı. Evet, bir başka grubumuzun adı da Friends. Evet, doğru. İki grup var. Ben Eczacı Dolabı'nı izledim. Friends'e birkaç kere niyetlenmeme rağmen gelemedim ama inşallah karantina bittiğinde o konserlere de
keyifle geleceğim. Devam ederseniz de değil mi? Bilim edeceksiniz. Seve seve, seve seve. Çok teşekkür ediyorum Erdal abi. Güzel bir ders verdiniz bize. Ve bunu en kısa zamanda izleyicilerle paylaştıracağım. Değerli izleyiciler, hepinize iyi, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sevgiler. İyi günler, iyi günler, sevgiler.